Her yer simsiyah, eyvah, yanıyor yıllar. Kalbimden herkes göç etti, bir tek aşkın paydar. Düştüm, kaldım, durdum, dağ gibi baştan yaz. Ey hayat, sen bizi kapkaranlık mazimi. Herkes suçlu, yalnız aşk aziz. Öyle bir kader ki bu, hem çok zalim hem hoyrat. Bir aşk borcun var ede hayat. Babam doğru mu söylüyor? Andrei sen mi öldürdün? Bu sırra ortak olan, hatta ortaya çıkmasın diye beni bu şehirden yollayan sensin. Eğer kendini de yakacaksan bir dakika bile durma, git anlat bir yere her şeyi. İkinizin de Allah belasını versin. Beni neyin içine soktunuz? Hayatımı alt üst ettiniz. Sizin gibi evlatlar olmaz olsun. Bizi bu yola sokan sensin amca. Eğer hakkım olanı verseydin bugün bunları konuşmuyor olacaktık. İkiniz bir araya gelip beni kazıkladınız. Yetmedi. O erzakları depoma doldurdunuz. O da yetmedi. Maksude'yi pis işlerinize alet ettiniz. O Pierre şimdi senin atölyende. Orayı kendisini sanıyor. Öyle olmadığını öğrenince ne olacak? Yanına bırakır mı zannediyorsun? He? Doğduğunuz güne lanet olsun be. Baba, ağır laflar ediyorsun. Ağır mı? Ağır nedir sen biliyor musun? Ağır, bir öz evladın babasının sırtına sapladığı hançerdir. Ağır olan budur. Baba. Senin baban yok artık. Ben sadece hakkı olan Aziz'e geri verdim, o kadar. Öyle mi? Peki Aziz'in hakkını düşünürken benim babalık hakkımı düşündün mü hiç? Onun senin gözünde katre kadar kıymeti var mı? Lan el kadar bebeydin. Anasız kaldın. Bir gün şikayet etmeden, gözünden yaş indirmeden baktım sana. Anasızlık çekme diye elimden gelen her şeyi yaptım. Ya sen? Sana güvendiğim, kendi kanatlarınla uçasın diye izin verdiğin ilk gün önce beni sattın. Önce beni kazıkladın babanı. Baba. Senin artık bir baban yok. Benim de senin gibi evladım yok. Etrafında dolaşmayacaksın. Senin ne işin var ne evin. Eşyalarını dahi almaya gelmeyeceksin. Arkanda dağ gibi baban yokken bakalım sen kimsin? Şimdi herkese onu göster bakalım. Madem payidar. Baba. Neden ses çıkmıyor bu mendeburun? Ha, ne yapıyor şimdi? Aziz Bey masasına doğru gidiyor ana. Orası Aziz Bey'in yeri. No. Yanılıyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi. Burası artık Fransız hükümetine ait. Thank you.
Aziz Paydağ dönemi sona erdi. Bunu artık kafanıza kazısanız iyi olur. Burası Zülfikar Atölyesi ve hala bana ait. Ona gerçekleri söylemediniz galiba. Burası Fransız hükümetine ait ve ben bu konuda maalesef üzgün değilim. Atölyemi derhal terk edin Müsüfer. Burası sizin üstünüze değmedi. Kendi öz babanızı aldattınız. Zülfikar Atölye bana ait ve öyle kalacak. Şimdi askerlerinizi de alın, burayı terk edin. Buyurun efendim. Bu şehri altın üstüne getireceksiniz. O erzakları bana bulacaksınız. O erzaklar Paydarların sonu olacak. Emredersin efendim. Her taşın altına bakacaksın. Hiç kimse iltimas vermeyecek. Galip Paydar'ın dükkanına da bakılacak. Peki efendim. Herkese mi verin, gözünüzü dört açın. O yazıkları bana bulup getirin. Aziz Paydağ'ın ipte sallandığını göreceğim. Her denilen o mendeburun dedikleri yalandı değil mi? Sen bize demeden etmezsin öyle şey. Gerçekten sattın mı hisselerini beyim? Sattım. Eyvallah. Affın ola beyim ama neden öyle tehlikeli bir işe kalkıştın? Haklısınız, şaşırdınız. Sattım çünkü Adem'e çok güveniyordum.
her şeyimi geri alabilmem lazımdı. Ama endişelenecek bir şey yok. Zülfikar Atölye hala bizim. Tüm bunlar Adem'in sayesinde. Ben olması gerekeni yaptım. Eyvallah beyim, eyvallah beyim. Diyor. Yüzün kireç gibi. Fakat kendisiyecek bir şey yok. Veysi denen o herif geldi bugün atölyeye. Deluba Hanım'ı biraz tartakladı, o yüzden Beti benzi attı. Ne? Nasıl yapar böyle bir şey? Deluba? Ne işi varmış o herifin burada? Zarife için gelmiş. Zorla alıp götürdü kız. Siz nasıl izin verdiniz böyle bir şeye? Nasıl izin verdiniz çocuğu götürmesine? Engel olmaya çalıştık ama gözü dönmüştü beyim. Ateş açtı atölyede beyim. Ateş açtı. Nedir? Ben Adem. Ben ne geleceğim? Duymadım mı Dilma yaptıklarını? Sen burada kal. Duymadın mı yaptıklarını? Nasıl durayım ben burada? Adem, Tecrübe'nin yanında kal. Ben de geleceğim. Kimse gelmeyecek Öften. Kalamam burada. Yetti gayrı. Bize ettiklerinin hesabını verecek. İyiyim. Mösyö, konuşabilir miyiz? Mösyö, lütfen bekleyin. Mösyö, mösyö, rica ederim. Bu binanın kapıları size sonsuza kadar kapalı. Mösyö Galip. Mösyö, lütfen beni dinleyin. Sizi şerefimle temin ederim. Böyle bir şeyden haberim yoktu. Adem... Bu şehirde artık siz de herkes gibisiniz. Mösyö, mösyö, oğlumun böyle bir şey yapacağını tahmin bile edemezdim. İnanın ben de sizin kadar şaşkınım. Tam da bu yüzden bu binanın kapıları size sonsuza kadar kapalı. Zira onu tarafından dolandırılan bir otağa ihtiyacım yok benim. Bugünden itibaren Fransız hükümeti size bütün desteğini kesiyor. Bugünü bir kenara yazın Mösyö Galip. Çünkü bugün Galip Haydar'ın bittiği gün. Mösyö, mösyö. Sayın Delege. Ama her döndüğümde bu adamın sevdiklerimi el uzatmasından sıkıldım. Zavallı Zarife. Nasıl korkuttu kızı kim bilir? İşler Murat diye gelmeden görecektim hesabını. Sana dua etsin. Bu sefer fazla ileri gitti. Bunun hesabını verecek. Ne bakıp duruyor? Hiç bakma. Kimse gelip almayacak seni. Sen öyle san. Aziz abim gelecek, kurtaracak beni bak diyor. Biraz yüz gördüm diye kendini nimetten mi sayıyorsun? Aziz Bey'in umrunda olsaydı seni hiç bırakmazdı. Ama bak, ben nasıl gelip aldım seni oradan'ı? Biliyorum ben, gelecek burada koymaz beni. Kes! Dur sen. Ben seni bir çiftliğe besleme vereyim de aklın başına gelsin. İstemiyorum ben, kimseye besleme almayacağım. Öyle bir olacaksın ki. Kaçarım. Kaç. Ben de seni gelir alır, Fransız askerlerine veririm. Nasıl geldi Ejne Bey buraya oturdu? Geldi bir de hiç utanmadan Aziz Bey'in sandalyesine oturdu.
Aziz Bey geldi biliyorsun, gördün mü? Osmor oldu kefenin huzuru tamam. Hala üstünde gibi böyle bir yok. Dünyanın içinde ne bakıyor? Emeğimiz her şeyimiz geldi. Bakıyoruz. Nasıl çaptı geldi? Buraya bakıyor. Gençti. Endişe etme artık. Yalnız bilmen gereken bir şey var. Babam beni evlatlıktan reddetti. Evden de kovdu. İkimiz de az çok böyle bir şeyin olacağını tahmin ediyorduk. Eve bir daha gelmeyeceksiniz dedi. Eşyalarınızı almaya dahi gelmeyin dedi. Gitmeyiz biz de. Ne yapacağız peki? Yani ben olacaklara karşı bir hazırlık yaptım. Hani bir miktar param var. Daha iyi sen gidip onu beraber alalım mı? Olur, gidelim. Al, ye şunu. Yemeyeceğim, aç kalırım daha iyi. Senin iyice dilin uzamış ha, Efna'nın yanında. Ben demiştim gelecekler diye. Efna, Zarife'yi alıp gitsin. Sen ne zaman akıllanacaksın be adam? Ne zaman? Ne yapıyor da? Sağlam kolumdan da mı edeceğim beni? Şu haline bak. Dövsem elimde kalacak. Sen neyine güvendin? Neyine güveniyorsun? Hangi cesaretle sen benim atölyeme geliyorsun? Bu silaha mı güvendin? Gücüm bana yetiyor değil mi Aziz Bey? Çoluğa haklamak kolay tabii. Senin gücün bu kıza Efna'na Dilruba'ya mı yetiyor? Cesaretin varsa benim karşıma çıksaydın. Benim elimden alsaydın bu kızı. Her şeyimi aldın zaten. Şu Sabi'yi de al. Tam olsun. Alacağım tabii. Kendi kızını yaptığın gibi eziyet ettiğin yanından mı bırakacağım? Yalnızlıktan aldım ben onu yanıma. Sen bu halde yalnız yaşamak nasıl bir şey biliyor musun ha? Şu nankör kızım beni terk edip gittikten sonra iyice yalnız kaldım. Babasını çiğneyip geçmesini gururuma yediremedim. Ama iyi ki de defolup gitmişsin ha. Sağlam yere kapı attın. Baban aç mı tok mu hiç sorduğun yok. Gözünün önünde babanı dövüyorlar. Sen sesini çıkarmıyorsun. Gavurun kızı. Ya sen, he? Sen gözünün önünde zulmettiler bana. Dövdüler, falakaya yatırdılar. Senin sesin çıktı mı hiç? Acıdan kıvranırken ben senin gözlerinin içine baktım. Şu kadarcık merhamet, şu kadarcık acıma yoktu gözlerinde. Mecbur kaldım. Evlen de başını kurtar istedim. Benim imkanım yoktu. Ama bak, sen imkanı buldun, babanı unuttun. Sen şimdiye kadar yaşadığın her şeyi hak etmişsin. Nankör! Bak hala konuşuyor. Bak, bak Aziz Bey bak. Babasına sahip çıkmayan kızdan sana hayır mı gelir? Yeter! Efna'nın adını ağzına almayacaksın. Bir daha Efna'nın kalbini kırmana izin vermem. Efna'nın çocukluğunu çaldığın gibi Zarife'nin çocukluğunu çalmana da izin vermem. Bir daha o çocuğa yaklaşmayacaksın. Anladın mı? Benim evimin, atölyemin, sokağımın önünden geçmeyeceksin. Aksi takdirde seni doğduğuna pişman ederim. Siz hepten beni öldürmeye yemin etmişsiniz. Bir daha karşımıza çıkacak olursan sana bu kadar iyi davranmamayız efendim. Öyle mi? Nereden biliyordun? Aziz abi hani sen bana söyledin ya seni kimse alamaz diye. Ne oldu Efna? Yok bir şey. Üzülme. Üzülmüyorum. Ben bundan gayrı babam yok çünkü. Düşünün sen.
abi, Efnan ablamı seviyor musun? Seviyorum tabii. Peki abla, sen Aziz abimi seviyor musun? Seviyorum kız, tabii sevmez olur muyum? Peki beni, beni seviyor musunuz? Seviyoruz tabii. Ben de sizi seviyorum. Gel bakalım sen böyle. Hadi koş. Adem Bey, ne işin var burada? Çek gözünü seveyim. Ne saçmalıyorsun sen? Dükkanıma geldin diye sana izah etmeyeceğim. Paralar nerede? Galip Bey geldiydi. Bütün paraları aldı götürdü. Bak. Galip Bey ateş parçası gibi geldi. Adem'i eğer içeri sokarsan seni kapının önüne koyarım dedi. Adem, ne oldu? Önceden akıl edip o parayı almam lazım. Babam benden önce davranıp bütün parayı almış. Ne yapacağız biz şimdi Yuva? Tamam dur, sakin ol. Bulacağız bir çözüm. Sakin olayım Yuva. Beş paramız yok, gidecek hiçbir evimiz yok. Kaldık ortada. Elimizde hiçbir şeyimiz yok. Aziz'den istesen? Yok. Şimdi isteyemem ondan. Yani o kadar parasız bilmesin beni. Adem. Adem. Gel bir. Bunu satsak. Diğer baba, bu senin hediyen. Olmaz, bunu satamayız. Satarız. Diğer baba. Diretme ne olur. Satsak nasıl olacak? Bunu sattığımız hemen şehirde duyulur. Ben kimsenin haberi olmadan satabileceğimiz birini tanıyorum. O gece oradaydık. Ha? Bizi de mi kovacaksın? Sen delirdin galiba Galip. Adem'i ne demek kovmak ya? Bir daha bu evden içeri adım atmayacaklar adam. Allah Allah. Evin etrafında, yanında, yöresinde bile istemiyorum. Eşyalarını da almayacaklar. Yakacağım hepsini. Bir çöp verilmeyecek bu evde. Siz ne diyorsunuz Galip Bey? Onlar bizim çocuklarımız. Adem'e kızdınız diye benim kızımın ne suçu var? Handan Hanım, bir kere siz hiç konuşmayın. Kızınız geçmişini bir türlü arkasında bırakamadı. Yaşadıklarımızın müsebbibi odur. Almış Adem'i avucuna, oğluma her şeyi o yaptırdı. Ne oldu ki bu kadar? Olan ortada. Bir kere Aziz'le bir olup beni kazıkladılar. Sonra Pierre'le ilişkimi bozdular. Bu yaptıkları yetmemiş olacak ki şehre kanunsuzca soktukları erzakları benim depoma istiflemişler. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun ya. Şimdi anlaşıldı mı başımızın nasıl bir dertte olduğu? Hepimizin boynunda yağlı urgan var artık. Adem'in yaptığı bir değil, iki değil. Galip Bey'im. Ne var? Galip Bey'im. Ne var oğlum? Atölyeden bir işçi geldi. Fransızlar arama yapmaya gelmişler. Sizi bekliyorlarmış. Buyurun. Hadi çekil. Başımıza neler geldi. Sen sakin. Sen sakin. Hadi koş. Ben geldim. Zarife. Hoş geldin güzel kızımız. Hoş geldin yeni dönmüş. Hoş geldin. Zarife, hoş geldin. Gidelim. Olanlardan konuşmaya, müjdeyi vermeye fırsat olmadı. Yeni bir iş aldık. Daha doğrusu büyük bir ihale kazandık. Hayırdır beyim? Ne ihalesi bu? İran sarayı için 47 halı dokuyacağız. Ama tabii bunu 5 ayda yapacağız.
Bu işin altından alnımızın akıyla kalkacağımıza ben eminim. Gerekirse gece gündüz çalışacağız. Çalışırız beyim, evelallah. Sen hiç merakta kalma beyim. Biz ne yapar ne eder sizin başınızı eğdirmeden bu işten çıkarız evelallah. Eğdirmezsiniz biliyorum. Bu işin ilk avansını da bugün alacaksınız. Herkese eşit payet. Eyvallah beyim. Hadi arkadaşlar gelin bakalım gönlünüze kalkalım. Adem'le Dilruba nerede? Onlar çıktı gitti beyim. Nereye gittiler? Bilmiyorum ki. Bize bir şey demediler. Adem, benim yüzümden evinden barkından oldu. Kalacak yerleri de yok. Oğul, sen onlara bir çare düşünmüşsündür. Benim Adem'i bulmam lazım. Onu ortada bırakamam. Mehmet, bize müsaade eder misin? İçeriye de kimseyi alma. Hayırdır Adem, bu haliniz ne? Biz bu gerdanını satmak istiyoruz. Tamam da niye böyle bir şey yapmak istiyorsunuz? Çünkü babam beni evlatlıktan reddetti. Artık evde kalmıyoruz. Para ihtiyacımız var. Saçmalama Adem. Galip payidar seni asla evlatlıktan reddetmez. Etti. Çünkü Aziz'le birlikte olup babama oyun oynadık. Neden böyle bir şey yaptınız? Aziz hakkı olan malları geri alabilsin diye. Ve Aziz yüzünden şu anda ortada kaldın öyle mi? Kenan. Alacak mısın gerdanını? Almayacağım Adem. Almayacağım. Eğer paraya ihtiyacınız varsa veririm. Lakin ben bu gerdanlığı almam. Buyur. Senden borç para istemiyoruz Kenan. Müsaaden ne Dilruba? Sen bir gelsene benimle. Aptal mısın sen? Ha? Aziz'e güvenip iş yapılır mı Adem? Yapmak zorundaydım. Adem, sen gerçekten aklını kaçırmışsın. Ne yapacaksın Adem? Ne yapacaksın? Galip payidar senin arkanda değilken sen bir hiçsin Adem. Ne yapacaksın şimdi? Aziz'le ortak olduk. Sen gerçekten aptalsın. Hala ortaklık diyor. Aziz seni kullanıp attı bir kenara. Seni kullandı. Farkında değil misin? Ortada kaldın sen. Ortada falan bırakmadı beni. Biz Aziz'le eskisi gibi olduk. Nasıl eskisi gibi olacaksınız Adem? Nasıl olacaksınız? Bazı yaralar sonsuza kadar kapanmaz biliyorsun. Kenan. Onlar geçmişte kaldı. Aziz sana geçmişteki ihanetinin bedelini ödetecek. Karının gerdanlığını satacak hale gelmişsin. Adem farkında değil misin? Hatta ödetmeye başlamış bile bu ihanetin bedelini. Yanılıyorsun. Benim Aziz'e itimadım tam. Sen alıyor musun bu gerdanlığı? Alıyorum Adem. Ne yapayım? Alıyorum.
Ne işiniz var burada? Delege Pierre Emri ile Yeniz'in şehre kaçak olarak soktuğu erzakları arıyoruz Mişo. Burada ne arıyorsunuz herhalde benim sakladığımı düşünmüyorsunuz. Ben düşünmüyorum. Lakin delege sizin mülkünüzün aranmasını özellikle emretti. Mişo? İyi misiniz? Evet, iyiyim. Sizi tanımasam şu halinizden sizin bir şey sakladığınızı düşünürdüm. İzninizle arama yapacağız. İznim yok. Delegenin emrine karşı mı çıkıyorsunuz? Sizi boş çabadan kurtarmaya çalışıyorum. İçeride halıdan ve iplikten başka bir şey yok. Onu içeride göreceğiz. François. Alelade biri gibi deponun aranması bu şehirdeki itibarımı sarsar. Monsieur Pierre de bunu istemez. Kusura bakmayın. Bugün yaşananlardan sonra delegenin itibarınızla ilgilendiğini sanmıyorum. Ama siz ilgileniyorsunuzdur, değil mi? Biz sizinle dostuz. Ortak sırlarımız var. Ne demek istiyorsunuz Galip Bey? Monsieur Delegen'in Doktor Muhittin'in akıbetinden haberi yok. Henüz. Yani benim kaybedecek bir şeyim yok. Ama sizin var. Değil mi? Depomu aramanıza izin vermiyorum. Aziz. Sonra. Adem'i bulmam lazım. Ben biliyorum nerede olduklarını. Az önce buradaydılar. Bunca yaşanılan şeye rağmen Adem'le sen nasıl hala yan yana yürüyorsunuz ben anlamıyorum. Çünkü kan bağı hiçbir zaman kopmayan bir bağdır Kenan. Sen de haklısın. İnsan ne kadar nefret etse de kardeşinden vazgeçemiyor değil mi? Adem nerede? Buradaydı biraz önce. Benden para istemeye gelmiş. Senden niye para istiyor? Ortada bırakmışsın insanları. Ceplerinde 5 kuruşları yoktu. Kimseyi ortada bıraktığım falan yok. Ben gelmeden çıkmışlar. Öyle mi? O yüzden mi sattı karısının gerdanlığını bana? Tecrübanın gerdanlığını mı? Evet. Borç vermeye teklif ettim. Kabul etmedi. Gerdanlığını sattı bana gitti. Otele gidecek paraları bile yokmuş ceplerinde. Yedi yavrucak. Yedi uyudu çok şükür. Ben azıcık oturayım biraz dinleneyim. Ay. Neyin var bakayım senin? Babam. Ne olmuş babana? Hani biz Aziz'le Azarife'yi kurtarmaya gittik ya. He. Babam Aziz'e silah çekti. Az Bey de bir tane vurdu onu. Sağlam kolunun üstüne düştü. Oh, çok iyi olmuş. Hak etmiş. Ya Efnan ya, sen de nerede var bir mendebur. Onu bulup acıyorsun ya. Şişt, hatırlasana, buradan saçını sürüp götürmüştü seni. Ha? Döndüğünde ayakların kan içinde, tabanlarına basamıyordun. Ne çabuk unuttun. Unutur muyum, unutmadım tabii. He, unutmadıysan ne o zaman bu halin?
sen böyle babası olunca da üzülüyor işte. Nefret dersem benim babam. Mahlus, ne diyeyim? Hem sanki tek tane tamamım ben. Başka ne derdin varmış senin? Aziz Dilrubay'la Adem buraya getiriyor herhal. Bir vakit burada kalacaklar. Tövbe, delirdin mi? Ne iş varmış onların burada onca şeyden sonra ha? Yok, delilik bu. Olacak iş değil. Dilrubay'la Aziz Bey'im aynı evde. Olmaz. İmkansız bu. Olacak iş değil. Aziz yüzünden babasıyla kavga etmiş. Galip Bey konaktan kovmuş onları. Allah yarabbim, o Galip Bey nasıl bilirse öyle yapsın yarabbim. O da ne bulsa bizim eve gönderiyor anacığım, bu ne ya? Allah'ım yarabbim ya. Ne getirirsin Aziz? Ama ben ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl davranacağım hiç bilmiyorum ki. Yok, bu senin dediğin deli iş. Olmaz öyle şey. Yok, korkma, olmaz. Öyle mi diyor? Ya da kork. Aziz Bey'im de az deli değil yani. Allah'ım yarabbim, ne diyeyim başımıza gelen ya. Sana dünyaları vereceğimi vaat etmiştim, hatırlıyor musun? Seni bu hale düşürmek istemezdim. Lakin ben ne yaptıysam senin için yaptım, biliyorsun değil mi? Pişman mısın peki yaptıklarına? Benim bu soruyu sana sormam lazım. Asıl sen pişman mısın benim gibi böyle beceriksiz bir adamla evlendiğin için? Saçma bir soru oldu, değil mi? Zira sen benimle isteyerek evlenmedin. Ben zorladım seni bu izdivaca. Şimdi sana yaptığım bu kötülüğün bedelini en ağır biçimde ödüyorum. Ben sadece bana güven istedim. Bu evliliği nasıl bir gerçek evliliğe dönüştürmek istedim, gör istedim. Nasıl çabaladım, gör istedim. Sev istedim beni sadece. Yani en ufak, en küçük bir ihtimal dahi varsa. Adem, bu artık ihtimalden daha fazlası. Ağzını. Hop. Şifa olsun aslanlarım, yiyin. Yiyin, güç kuvvet versin size. Hadi. Canınızın istediği başka bir şey olursa da söyleyin bana. Yok. Bunlar yeter bize. İstemeyiz. Ama olmaz ki öyle. Günlerdir hiçbir şey yemiyorsunuz. Hadi. Hadi. Acınızı anlıyorum. Babanız çok iyi bir adamdı. Çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Lakin merak etmeyin, benim elim, gözüm hep sizin üstünüzde olacak. Canınız ne isterse bana gelip söylüyorsunuz. Neye ihtiyacınız olursa, tamam? Eksik olma abi, lüzum yok. Aziz abi var, hem o bakıyor bize. Ben varım dedim ya çocuklar. Aziz'e gerek yok. Bakın, babanız çok has adamdı. Altın gibi bir kalbi vardı ve benim dostumdu. Onun evlatları benim evlatlarım sayılır. Tamam mı?
O yüzden Aziz'e ihtiyacınız yok. Ona muhtaç değilsiniz. Ama abi biz 5 kardeşiz. Sana çok yük oluruz. Yük mü olursunuz? Aç bakalım ağzını. Hop bak yük oldunuz mu? Olmadınız. Bana yük olmazsınız. Sizin yanınızda artık Kenan abiniz var. Sizin sırtınız yere gelmez. Hadi bakalım yemeğe devam. Hadi al birazcık da et ye bakalım. Aç bakayım ağzını. Aç 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 aç. Hop götür. Ben yiyecek bir şeyler bulup geleyim. Kim ki bu? Hani biz kardeştik? Kardeşiz. Öyleyse niye beni beklemeden atölyeden çıkıp gittin? Siz çocuğu buldunuz mu? Bulduk. Sen soruma cevap ver. Ne bu böyle? Otel odasında mı kalacaksınız? Abartma Aziz. Sadece birkaç günlüğüne. Olmaz. Hadi eşyalarınızı toplayın. Çiftliğe gidiyoruz. Aziz. Sana gelmemiz doğru olmaz. Zaten geçici bir durum bu. Ben yarın bir çare bulacağım. Adem. Biz bu yola beraber çıktık. Ortağımsın. Benim evim, senin evin. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Bundan şüphem yok. Sağ ol. Lakin böylesi daha doğru. Adem, uzatma istersen. Hadi toplan. Aziz. Adem haklı. Hem Efnan'ı huzursuz etmeyelim. Biz böyle iyiyiz. Biz yerleştik buraya zaten. Bu geceyi bir geçirelim. Yarın atölyede ne yapacağımızı konuşuruz. Aziz, biz gerçekten rahatız burada. Eğer bir çözüm bulamazsak söz, yarın sana geliriz. Konuşacağımız çok şey var. Bugün kötü bir gün geçirdim. Yarın her şeyi konuşuruz, olur mu? O alışık değil böyle şeylere. Kim bilir nasıl sarsılmıştır. Bir tanem. Allah korusun belki yarın boğazımıza yağlı urgan geçirecekler. Sen hala neyin derdindesin Handan? Galip ne oldu? Merak etme. Aramalarına izin vermedim. Hay Allah'ıma şükürler olsun. Şükür. Şimdilik kurtulduk. Ama hala tehlikedeyiz. O piyano erzakları bulmadan durmayacaktır. Adem'i kendi ellerimle böyle parçalasam yeridir. Biliyor musun abla? Bu hayatta ne çektiysem evlatlarımdan çektim. Başıma ne geldiyse onlardan. Ben onlara merhem olmaya çalıştıkça onlar bende yeni yaralar açtılar. Maksut nerede? Aşağıda avluda. Mecnun gibi. Ne yerde ne gökte. Orada otura otura verim olacak soğukta. Çağırın gelsin. Elleme kızı. Aslan mangal yakmış başına. Zaten canlı cenazeye döndü çocuk. Bir de sen dokunma ona ha? Sanki halini görmezmiş gibi. Görüyorum abla. Aksi takdirde karıştırdığı halklara rağmen benim gazabımdan kurtulabilir miydi? O da Adem gibi bu şehirde gidecek yer arar ama başını sokacaktan bulamazdı. Ne oldu? Bir şey mi yaptınız? Daha değil hanımefendi. Ama şu erzak belasını başımdan bir def edeyim. O Aziz de, Adem de, Galip Baydar kimmiş çok iyi hatırlayacaklar. Onlara öyle şeyler yapacağım ki benden beter olacaklar. Öfkeyle kalkıp onlara zarar verecek bir şey yapma Galip. El değil onlar, bizim çocuklarımız. Abla, onlar artık benim hiçbir şeyim değil. Hiçbir şeyim değil. Galip. Thank you.
Ne bu? Odanızın ücretini iade etmek mecburiyetindeyim Adem Bey. Neden? Anlamadım. Maalesef gitmenizi istemek zorundayım. Lütfen kusura bakmayın. Ne bu cüret? Sen kim oluyorsun Adem payları kovuyorsun? Adem tamam. Zorluk çıkarmayın lütfen. Emir Büyüker'den değil mi? Ve sen kendi iradesini kullanamayan bir zavallısın. Ve Galip payların sözünden çıkamayacak kadar da korkak. Zorluk çıkarmayın lütfen. Derhal burayı terk edin. Bir saniye bile duracak değilim. Lakin sen de şunu bil. Galip payların devreye girecek. İşte o zaman sen bu hadsizliğin bedelini bana ödeyeceksin. Anladın mı? Hadi gidiyoruz diyorum. Maksude Hanım. Maksude Hanım. Maksude Hanım. İyi misiniz? İyiyim. Mustafa'yı görmeye gidiyorum. Bu saatte mezarlığa mı gideceksiniz Maksude Hanım? Mezarlık. Mezarlık nereden çıktı Kenan Bey? Mustafa öldü ya Maksude Hanım. Tahminimce ilaçların etkisindesiniz. Zihniniz bulanmış. Müsaade edin sizi eve götüreyim. Daha çok genç. Daha çok genç. Çok üzgünüm. Mustafa öldü değil mi? Maalesef öldü. Ah, burası yanıyor. Ah, çok canım yanıyor. Çok zor. Tahmin ediyorum. Lakin geçecek. Ne zaman geçecek? Ne zaman geçecek? Bilmiyorum. Ama ben hep sizin yanınızda olacağım. Acınızı paylaşmaya gayret edeceğim. Mustafa'nın çocuklarıyla ilgileneceğim. Daha hatta bugün alakadar oldum. Elim hep üstlerinde. Maksude Hanım, siz yeter ki acınızı dindirmeye bakın. Siz çok iyi bir insansınız Kerem Bey. Şimdi hadi bana müsaade edin de sizi evinize götüreyim. Hadi bak Sultan. Hadi. Gel. Bildiğiniz üzere şehrin her köşesini aradık. Lakin erzakları bulamadık efendim. Galip Paydar'ın atölyesine de baktınız mı? Evet. Emrinizin üzerine orayı da aradık Sayın Delege. Lakin orada da bir şey bulamadık. Olabilirler bu kadar malı. Allah kahretsin. Bugün bu şehirde bana yaşattıkları her şeyin hesabını verecekler. Bugün oradaki o zavallı insancıklar bile yüzüme bakıp alay eder gibi güldüler. Benim karşımda ne kadar aciz olduklarını fark etmediler bile. O atölyeden eli boş dönmenin bedelini ödeyecekler. Aziz de, Galip de o
aptal oğlu da en ağır cezaya çarptırılacaklar. Affedin efendim ama bir şey bulamadık. Elimizde delil olmazsa konuşmaları mümkün olmayacaktır. Maksude Hanım'ı derhal tutuklayın. Derhal! Emredersiniz efendim. Çığırından çıktı. Her yeri arıyor. Biliyorum. O yüzden geldim. Galip Bey'in orayı da aramışlar bugün. Ne? Bir şey bulamamışlar ki hala tutuklanmadık. Amcam umanları saklamak zorunda. Pierre'le ilişkileri yerle bir oldu. Görünen o ki erzaklar orada da güvende değil. Bir gece daha tutamayız. En geç yarın dağıtmanız lazım. Lakin o da sorun. Hadi diyelim erzakları aldık. Tek tek götürüp evlere bırakamayız. Her yer asker kaynıyor. Gizli saklı yapılacak iş değil bu. O vakit biz de gizli saklı yapmayız. Fransızların gözünün önüne dağıtırız bu malı. Sen dediklerimi hemen yap yeter. Bilseydim tecrübe ile Adem'i hiç evlendirmezdim. Hasbinallah. Zorla evlendirdi. Şimdi de pişmanım diyor. Ne oluyorsunuz? Yok bir şey. Nereye? Monsieur Pierre'le buluşmaya çalışacağım. Beni böyle kolay gözden çıkartamaz. Fransızlar için hala değerliyim. Galip bir iki lokma bir şey ye. Bak hastalıktan yeni kalktın. Hadi Maksude'yi de çağıralım. Maksude Hanım evde değil. Ne demek evde değil? Nerede? Bilmiyorum beyim. Aa. Nasıl? Hayırlı akşamlar. Maksude? Maksude Hanım'la yolda karşılaştık. Daralmış biraz herhalde. Hava almaya çıkmış. Ben de görünce eve kadar eşlik edeyim dedim. Maksude, ne işin var senin sokaklarda tek başına gece gece? Hayır. Dinlenince belki biraz kendine gelir. Hadi gel biz yatalım kızım. Çok teşekkürler. Ne demek? Kenan. Sağ ol. Estağfurullah efendim, ne demek? İyi akşamlar. Kenan'ın Maksude'ye olan alakasının farkındasınız değil mi? Handan Hanım, siz benim kızımın hususi hayatıyla alakadar olacağınıza kendi kızınızı düşünün, olur mu? Galip Bey'im! Galip Bey'im! Ne var? Galip Bey'im, Fransız askerleri geldi. François, sakin ol, sakin. Geç, sakin ol, sakin. François, nedir bu saatte? Fransız hükümeti kararıyla tutuklama emri için geldik. Hayır, kardeşim masum. O hiçbir şey yapmadı, onu tutuklayamazsınız. Dur abla. Sakin olun madam. Galip Haydar'ı tutuklamak için gelmedik. Ya? Maksude Haydar. Tutuklanacaksınız. Ne? Monsieur, lütfen kızım bir şey yapmadı, onu götürmeyin, rica ediyorum. Bu bir emir Galip Bey. Lütfen çekilin. Onun yerine beni götürün, lütfen, rica ediyorum. Galip Bey, zorluk çıkarmayın. François. Hayır, Maksude'yi bırakın. Kızımı baba. Bırak. Bırak. Baba. Maksude, masum. Madem, ben de zorluk çıkarmayın.
baba. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Bak söyle ben. Ya dur lütfen. Ben lütfen bir kere olsun sözümü. Ben de benim. Baba. Yürü. Usta ben de geliyorum. Seni yalnız bırakma. Baba. Baba. Maksude. Nigar otur. Sakin ol. Ben size su getireyim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Adem çok üşüdüm. Ben ne yapacağız? Şu halimize bak. Paramıza bile istediğimiz yerde kalamıyoruz. Resmen sokakta kaldık. Ne yapacağız? Bütün gece dışarıda kalacak halimiz yok ya. Bilmiyorum Dilba. Bilmiyorum. Madem burada kalamıyoruz, bilet alalım gidelim. Nereye? Adana'ya teyzenin yanına. Biz Adana'da ne yapacağız Dilba? Düzen kurarız. Sen benimle başka bir şehre gelmeye hazır mısın? Karı koca değil miyiz biz? Öyleyiz. Öyleyiz. Yani benimler nereye olursa olsun geleceğini bilmek güzel ama biz buradan gidemeyiz. Yani ben hayatım boyunca çalışmadım Dilba. Ne iş yaparım ben orada? Bilmiyorum. Buluruz bir şey. Öğrenirsin. Yeniden başlarız. Biz zaten yeniden başlıyoruz. Aziz'le ortak oldum ben. Biraz daha sabret. Biraz daha sabret. Ben gider yarın Aziz'den paramızı isterim. Burada bir ev tutarız. Yeniden başlayacaksak burada başlarız. Bu gece ne yapacağız peki? Dondum ben. Azize mi gidecek? Olmaz katiyen olmaz öyle bir şey. Neden olmasın? Orası her şeyden önce benim öz amcamın evi. Adem ısrar etme olmaz. Dilruba sokakta kaldık. En azından bugün atlatalım. Yarın ben halledeceğim söz. Bir gece. Sadece bir gece. Kenan. Söyle dayı. Erzakları dağıtmak için yardımına ihtiyacımız var. Seninle hukukum eski. Lakin arkamdan çok iş çevirdin dayı. Ben seninle arkandan iş çevirmedim. Sadece asli görevimin ne olduğunu sana söylemedim. Hem zaten mevzu bu değil şu an. Kaybedecek vaktimiz yok. Mecbur olmasam sana gelmezdim. Ne istiyorsun peki? Ne yardımıymış bu? Aziz erzakları zahireciden dikkat çekmeden dağıtabileceğini düşünüyor. Yardım edebilir misin? Bu fikirler zaten hep Aziz'in aklına gelir. De. Niye gelip kendisi söylememiş? Ben söylüyorum ya işte. Ne dersin? Yardım eder misin? Edebilirim. Doğrusu bu kadar kolay kabul edebileceğin hiç aklıma gelmezdi. Lakin bir şartla. Madem ki Aziz'in yardıma ihtiyacı var, o zaman kendisi benim ayağıma gelecek, kendisi benden rica edecek. Niye öyle bakıyorsun dayı? Aziz Payidar'ın gururdan kaleleri yıkılıyor mu eğer benim ayağıma gelirse? Tamam söylerim Aziz'e. Oo Zarife. Kız biraz bu tarafa. Ha? Eşya taşı, silahları taşı yetmedi. Üstüne erzakları taşı. Ne bitmez çilem varmış benim ana. Kız Zarife, bırak şu işe yaramazı. Gel biraz benim çiğne, hadi gel. Bırak şunu ya. Oh. Çiğneciğim. Oh. Oluyor mu nene? Ah Zarife, çok güzel oluyor. Vallahi aferin sana. Sana bir şey diyeyim mi? Bak in aşağı, in aşağı. Böyle ellerinle böyle yap ya. Ha aferin sana. Ha.
Ha işte böyle, oh çok güzel oluyor ya vallahi billahi. Ben o sol sandığı var ya, taşıdığım o sol silah sandığı. Onu böyle yere bıraktım, ben orada bittim. Kız artık kimseyi çağırmasınlar. Çağırmasınlar ki şu sırtlarımız biraz dinlensin ya. İnşallah. Açma şu kablo baykuş ağzını. Açma diyorum sana. Allah'ım inşallah kimse gelmesin artık, gelmesin. Ama bak sana bir şey diyeyim mi? İfran dedi ki bana, Dilruba'yla Adem'i getirecekmiş Aziz Bey'im buraya. Allah'ım inşallah gelmezler. Allah'ım. Yap 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 kız yap. O yüzden bu Efnan içeride kumru gibi düşünüyor. Yok ama ya. Çağırmazlar. Olmaz öyle şey. Oh, inşallah olmaz ya Rabbim. İnşallah olmaz. Oh çok güzel yapıyorsun kız. Aferin sana. Kız sana şekerler alacağım ben. Ah. Ah çok güzel. Şuralara da biraz ha. Aferin sana. Aziz geldi. Baktım ben. Yalnız mı geldin? Otelde kalmak istediler. Aç mısın, sana sofra kurayım mı, bir şey yapayım mı? Yok sağ ol. Benim bir şey unutuyordum. Anam bunu bana mı aldın sen? Ben değil. Prenses Fevziye göndermiş. Nuri limana gitmişti. Gemiyle gelmiş. Ne almış ki? Bilmem. Hediye olduğu için açmadım. Mektup yazmıştım. Yakında alıp biteceğini, düğünümüzü yapacağımızı yazmıştım. O da herhalde sana hediye göndermiş. Nedir seni bu kadar duygulandıran mı? Kim? Alyans göndermiş. Bu bizim ilk düğün hediyemiz. Anam mektup da yazmış. Ne yazmış ki? Sevgili Efnan ve Aziz, düğün haberinizi alınca çok sevindim. Anlıyorum ki Efnan artık Mısır'a hiçbir zaman gelemeyecek. Size benden hatıra bir düğün hediyesi göndermek istedim. Aslında yanınızda olup bu yüzükleri parmaklarınıza ben takmak isterdim. Bu yüzüklerin sizi sonsuza dek birbirinize bağlamasını diliyorum. Prenses Fevziye. Ya Prenses hanımefendi ne kadar iyi bir insan. Bir de sonsuza kadar bağlamak istiyorum demiş. Ne kadar güzel bir dua. Dua değil gerçek. Nasıl yani, bu yüzükler takınca biz sonsuza kadar bağlanacağız mı? Uzat bakalım parmağını. Hanım pek güzel oldular, pek de uyumlular ha. Sen de benimkini tak. Şimdi sonsuza kadar bağlandık işte. Öyle mi oldu? Getir elini. Şöyle top tutuyormuş gibi düşün. Orta parmağını avucunun içine doğru çevir. Ne oluyor ki böyle yapınca? Baş parmağımız anne ve babamız. Bir gün gelir onlardan ayrılabiliriz. Ki ikimiz de ayrıldık onlardan. İşaret parmağımız kardeşlerimizdir. Bak, onlardan da ayrılabiliyoruz. Serçe parmağımız. Serçe parmağımız da çocuklarımız. Gün gelir, onlardan da ayrılırız. Yuvadan uçar giderler. Ve yüzük parmağımız. O işte eşleri temsil eder. Bizim gibi. Dene bakalım ayrılacaklar mı? Ama gerçekten ayrılmıyorlar. İşte bu yüzden yüzük parmağı takılır. İnsanları ayırmaz bir bağla bağlar. Biz artık bağlandık yani, öyle mi? Bağlandık.
ne kadar da bilgili bir insan. Hani demiş ya sonsuza kadar diye. Ama sen de öylesin maşallah. Hep böyle kal Efna. Hiçbir zaman değişmiyor. Masum, içten, durum. Kalacağım inşallah. Allah nasip edersin. Amin. Günler sonra et defa yüzün gibi. Seninle. Kötü şeyler yaşadık. Ama güzel şeyler de oluyor Gazis. Öyle. Hayat devam ediyor. Ediyor tabii. Bazen onca acının içinde güzellikleri fark edemiyoruz ama varlar. Bak misal Zarife'yi kurtardık. Sen ihaleyi kazandın, işini gücünü büyüteceksin. Onca sıkıntının arasında bize bir nefes aldırdı. Benim için güzel olan şeyler bir başkasının hayatını mahvediyor ama. Adem diyorsun sen. Niye çıkarıyorsun? Düğünde takmayacak mıyız? İster şimdi tak, ister düğünde. Düğünden sonra takalım o vakit. Elini çabuk tut diyorsun yani. Yok. Yok vallahi yeminden öyle demek istemedim. Tamam tamam, latife yaptım. Ama elimizi de çabuk tutmamız lazım. Efendim, Mademoisel Maksudu'ya getirdim. Çık ablaksın. Bir bardak su rica ediyorum. Sizin gibi bir hanımefendiyi böyle misafir etmek istemezdik ama durumunuz giderek fenalaşıyor Mademoiselle. Ne istiyorsunuz Müsü? Sizinle açık konuşacağım. O gece Mustafa ile kaçarken sınırdan erzaklığa geçirdiğinizi biliyorum. Erzaklığın şehre geldiğinden de haberdarım. Siz de oradaydınız. Bu sizin de suç ortağı olduğunuzun ispatıdır. Yerinizde olsam bana her şeyi açık açık anlatırdım. Benim bir malumatım yok Müsü. Bu erzakları da şimdi sizden duyuyorum. Biz Mustafa ile kaçmak istedik. Aziz de bize yardım etmek istiyor. Bana daha fazla yalan söylememenizi öneririm Mademoiselle. Çünkü erzaklar bulduğum zaman sadece siz ve Aziz değil, o gece evdeki herkes suçlu durumuna düşecek. Yani anlayacağınız, Paydar ailesinin başı büyük belada. Eğer burada bana her şeyi itiraf ederseniz, babanızla aramızdaki yıllara dayanan hukuk sayesinde belki sizin için bir umut olabilir. Her şeyi kendi aramızda halledebiliriz. Ancak böyle adaleti kandırmaya devam ederseniz o zaman Paydar'la çok büyük, çok büyük bir felaket bekliyor. Mademoiselle,
hepiniz erzaklığa nerede biliyorsunuz? Yerinizde olsam size verdiğim bu fırsatı iyi değerlendirdim. Söyleyeceğimi söyledim Müsü. Ekleyecek bir şeyim yok. Siz hala durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz. Bu işin sonu idam. Biliyorsunuz. Hı? Peki madem konuşmuyorsunuz o halde... ...sizi bu gece... Nezarethanede misafir ederim, Maksude Hanım. Tutuklusunuz. François! Buyurun efendim. Mademoiselle bu geceyi nezarethanede geçirecek. Aç. Baba. Nereye götürüyorsunuz kızımı? Lütfen zorunu çıkarmayın. Baba beni. Korkma. Ben seni çıkaracağım. Merak etme. Korkma sakın Maksude. Müsü. Bu defa çok ileri gittiniz. Siz de. Sofrayı kuralım o sırada. He tamam. Ben tabakları alayım, bardakları alayım. Bir şey istiyor mu başka? Ha yok. Ana. Bu ne ki? Kız o ne? Anam. Açsana. Yok olmaz açmam ben. Ben niye koyuyorsun yerine? Ben biliyorum bunları. Bunları böyle içine kolye, neyin yüzük falan koyuyorlar. Tanıyorum ben bunu, aç şunu. Açamam ben, ayıp. Kız hiç merak etmiyor mu, aç. Peki Aziz Bey sana almıştır. Belki içinde bilmemizi istemediği bir şey var. Hem olur mu öyle şey, cep karıştırır gibi. Ne olacak? Sanki çalacağız mı? İçinde ne var diye bakacağız o kadar. Hem belki sana almıştır. Öyle mi diyor? Kız açsana, ben çok merak ediyorum. Sen etmiyor musun? Hadi aç. İyi açalım. İyi aç. Abo. Anam bu nasıl bir kolye, baksana parıl parıl. Anam çok güzel. Ay sana almış bunu, biliyor musun? Bana? Öyle mi diyor? Yok bana. Tabii ki sana aldı. Düğün hediyesi. Anam çok güzel. Yemek hazır mı? Hakkından adama yakalanıyorduk şimdi ya. Senin yüzünden. Benim yüzümden değil. Aa, Efren kapıya bak. Ay ben bakıyorum. Senin bir sürprizin Prenses Hanımefendi'nin hediyesi miydi? Bir şey unuttun mu acaba? Şey unutmadım. Efren ne sürprizi, anlamadım. Üst üste olmaz tabii. Efnan, ne diyorsun? He, yok, yok bir şey demiyorum ben. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Adem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, haber vermeden geldik ama. Ne haber vermesi? Estağfurullah. Otelde kalmanızdan rahatsızım zaten, iyi yaptınız. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Kahve yap. Çalışma odasına geçin. Ne oldu? Babam bizi otelden attırdı.
Bana olan öfkesi o kadar büyük ki. Sadece evinde değil. Şehirde de bana yer olmadığını göstermek istiyor. Sakın bırakma kendini. Henüz yenilgisi öfkesi çok daha zaten. Zamanla her şey düzelir, merak etme. Artık babamla aramız düzelmez. O senin baban. Seni affedecek. Baba ile oğul arasında asla kopmaz bir damar vardır. Onu söküp atamazsın. O da atamayacak. Zaman ne kadar haklı olduğunu gösterecek sana. Bu gece burada kalalım da yarın ben çözeceğim. Sen şimdi düşünme bunları. Buraya gelmekle en doğrusunu yaptın. Adem, biz kardeşiz. Ben seni asla yalnız bırakmam. Aç mısınız diye de sormadım ama. Yok, iyiyim. Birazdan sofra kuracağız zaten. Allah ne verdiyse yeriz hep birlikte. Saçların niye böyle? Nasıl? Böyle lüle lüle, çok güzel. Teşekkür ederim. Sarıyorum her gün. Her gün mü? Bir gün seninkileri de saralım mı? Seninkiler de çok güzel. Olur. Şeker koydum ki ben. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Ellerin de pamuk gibi bembeyaz. Hiç de yara yok. Neden yara olsun ki? Bilmem. Babamın elinde var. Böyle dokununca batıyor çatal çatal. Siz artık burada mı kalacaksınız? Hayır. Nerede kalacaksınız? Artık Galip Bey'in evi sizin eviniz değil mi? Hani sen demiştin ya, bir şey olursa beni bul diye. Seni nerede bulacağımı bilmiyorum, ondan sor. Ne olacakmış sana? Hem darlama Dilruba bu Hanım'a. Hallederiz şimdi. Nasıl yavrum oldu onca şey? Yoksa zahmet etme. Abla kahve taşıyacak. Süpürge nerede söyle, onu getireyim en azından. Yok zahmet etmez. Ben hallederim. Bana niye söylemedin? Andrei'yi. O gece beraberdik biz. Nasıl oldu? Meyhaneden çıktığımda oldu. Bir kadın yardım istiyordu. Koştum. Andrei'yi bana... Hemen çektim Andrei'yi. Bana silahını doğrulttu. Ben onu vurmasam o beni vuracaktı. Sonra da şehri terk etmek zorunda kaldım. Babamla amcama çok sordum ama bir şey söylemediler. Babam da o gece mi öğrenmişti? Evet. İkisi beraber yardım ettiler kaçmama. Babam sırrımı bana bile söylemedi. Kendisine emanet edilen şeyler arasında
Tek ihanet etmediği şey buydu. Bugüne kadar. Bunu asla söylemeyecektir. Öfkesinden tehdit etti seni. Söylemez. Söylerse başının derde gireceğini o da biliyor. Peki o kadın? Andre'yi vurduğunu gören. Ya o konuşursa? Konuşmaz. Nereden biliyorsun? Tanıyor musun? Kahvelerinizi getirdim. Ellerine sağlık. Kadın diyordum. Tanımıyorum. Konuşacak olsa bugüne kadar konuşurdu. Sırrın artık ölene kadar bende Aziz. Allah'ım sana yalvarıyorum. Bir kişi daha gelmesin bu eve. Ne olursun, ne olursun ya. Evet, hak yedim. Dedikodu yaptım. Başkalarının lokmasında gözüm kaldı ama artık geri dayanacak gücüm kalmadı. Kalmadı. Lütfen misafir olmasın Allah. Tövbe bismillah. Hoş geldiniz. Aziz nerede? Çalışma odasında zannedersen. Galip Bey. Sana yüz yok Azime. Ne diye gelmiş ki? Baba. Pierre Maksude'yi tutukladı. O erzakları depomdan derhal çıkaracaksın. Çıkaracağım. Pierre erzakları bulamazsa Maksude'yi içeride tutmak için bir sebebi de olmaz. Ne yapacaksak bir an evvel yapalım, Maksude'yi oradan çıkartalım. Neden geldi ki Galip Bey şimdi? Anlamadım ki. Bizim için mi geldi acaba? Burada olduğumuzu nereden öğrendi? Bilmiyorum ki nereden öğrendi. Adem, ne oldu? Pierre, Maksude'yi tutuklamış. Ne? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben de bilmiyorum diyor. Ya ne yapacağınız? Korkmayın, halledeceğiz. Bizi de haberdar edin. Haber verin mutlaka. Kızcağız oralarda ne yapacak? Çok korkmuştur Maksude. Ne başımıza gelenler ya. Hoş geldin dayı. Hayırdır, ne bu surasının hali? Pierre. Maksude Hanım'ı tutuklamış. Aziz iyice köşeye sıkışıyor. Ölen öldüğüyle kalıyor baksana. Mustafa boşuna gitti. Mustafa boşuna ölmedi. Pierre daha henüz erzakları bulamadı. Sadece Maksude Hanım'ı tutukladı. Başaracağına inanıyorsun yani. Başaracak. Da madem yardım etmeye niyetlisin, ne diye Aziz Aziz diye tutturuyorsun? Baksana, hiçbir suçu olmayan Maksude Hanım içeride tutuklu şimdi. İyi ya, Aziz benim ayağıma gelecek demektir. Oh. Adem malları çıkaracak. Çıkarayım da o nereye götüreceğiz? İşte Aziz biliyormuş ya nereye götüreceğini. Zahireci'ye götüreceğiz. Bu muydu planın? Kenan hayatta izin vermez. Benim dükkanımdan çıkartın da ne yaparsanız yapın. Nereye gidiyorsun oğlum? Yapmam gerekeni yapmayın. Siz de yapmanız gerekeni yapın. İdarenin önünde buluşalım. Kenan bunu kabul etti mi Aziz?
Şimdi öğreneceğiz. Seni bulmaya geliyordum. Pierre, Maksude'yi aldı. Biliyorum. Kenan'la konuştun mu? Konuştum. Kabul etti ama bir şartı var. Senin ayağına gidip ondan rica etmeni istiyor. Küçük hesapların adamı. Onu sevmediğini biliyorum. Ama ayağına gitmeyeceğini de biliyorum. Tabii ki gideceğim. Şahsi bir mesele değil. Maksude ve Mustafa için. Şşt, kız ne yapıyorsun gece gece? Öyle ağzı atıştırmak bir şeyler yapıyor. Nereden anladın içimin kızıldığına, ne güzel olacak şimdi ay. Yok sana değil. Dili banma yapıyorum ben. Sen yiyeceğini yedin ya. Kız senin aklın mı yok? Saf mısın? Yani iyi kalpli misin? Ben seni anlamadım gitti. Kız bunlar evimize çöktüler. Ne yapayım? Azize yardım ettikleri için ortada kaldılar. Anlaşılan sen Dilruba'nın kim olduğunu unutmuşsun. Dur ben sana hatırlatayım. Bu cincir gözlü var ya. Sen, Aziz Bey'in eski yavuklusu. He? Şimdi aynı çatı altında nasıl olacak? Ne bileyim ben? Kız dinle beni, ne diyorum? Aziz Bey'in eski yavuklusu diyorum. He? Hatırladın mı sen? Ağlaya ağlaya gelmiştin benim yanıma da. Aziz Bey'im bu kızı çok seviyor dedin. Böyle sal salı gözyaşları döktün. Bildin? Akıttım. Akıttım ama o eskidendi. O vakit başkaydı, şimdi başka. Şimdi nesi başka? Başka tabii. Aziz Bey artık beni seviyor. Onun kalbinde sadece ben varım, ben biliyorum. Sen o parlak kolyeye aldanıp neye güveniyorsun böyle? Aziz Bey'in önünde böyle dolanıp durdukça Aziz Bey'in aklı kayar maazallah. Yok olmaz öyle şey. O kolyeyi bir gün onun boynunda görürsen hiç şaşma. Yok daha neler. Saf direğim benim. Hadi Aziz Bey seni seviyor. Aşk meşk emek. Sen içeridekini gördün mü? Ay gibi parlıyor. Biblo gibi dolanıyor ortalıkta. Allah muhafaza Aziz Bey'in aklı kayar. Hem sen de ne diye körükten gidiyorsun ki yanına? Ben çok mu istiyorum burada olmalarını? Geldiler, ne yapayım? Aziz Bey illa bir hal çaresini düşünmüştür onu. Aziz Bey getirdi, nasıl hal çaresi bulacak? Maksud onun bir çıksın. Ondan sonra bir hal çaresine bakar Aziz Bey, düşünmüştür. Bak, bak kızım. Sen gene de gözünü dört aç. O cincir gözlüğe güvenme, tamam mı? Ondan sonra bir gün gelir, böyle elin buranda böyle diye kalıverirsin. Benden demesi. Şimdi yap Dilruba'ya yemeği, ben aç kalırım. Koçum sen de çık hadi. Peki efendim. İçeri kimseyi alma. Tamam. Aziz Payidar. Sonunda benim masamda. Bu şerefe de nail oldum ya. Yardımına ihtiyacımız var. Vay vay. Koskoca gurur abidesi Aziz Bey. Ne zor gelmiştir sana şimdi. Kalkıp benim ayağıma kadar gelip benden yardım istemek. Şimdi bu aramızdaki inatlaşmayı ben mi kazandım? Ortada zafer falan yok. Asıl zaferi ne zaman kazandınız biliyor musun? Hiçbir suçu olmayan Maksude oradan çıktığı zaman. İnsanların sofrasına aşk konduğu zaman. Bunun için de senden yardım istemem gerekiyorsa isterim. Hiç kocumam. Yardım edecek misin? Dayı anlattı da işin en zor kısmını niye ben üstleniyorum?
Kimse senden şüphelenmez. Fransızların gözünün önünde Türklere erzak dağıtmaktan bahsediyorsun Aziz. Olmaz. Olur. Olmaz. Niye olsun ki? Ben niye kendimi tehlikeye atayım ki? Sınırda sen de vardın. Erzakların geçmesini görmene rağmen Pierre'e yalan söyledin. İstesen de, istemesen de bu işin içindesin. Yardım ediyor musun? Kutayı salarlar. İnşallah. Gelsene biraz. Hiç aç değilim ki. Ellerine sağlık. Uykun varsa ben sana yatak açtıydım. Zaten birlikte beklememizin bir anlamı da yok. Bir şey olursa ben sana ses ederim. Yok, uyuyamam ki şimdi. Buraya gelmeyi ben istemedim. Huzursuz olma. Yarın gideceğiz zaten. Yok, olur mu öyle şey? Hem zaten ben kimim ki? Burası sizin ev sonuçta. İstediğini çağır. Hem ben bir şey demedim ki. Rahatsız olduğunu görebiliyorum Efnan. Yok, rahatsız olmadım. Yanlış görmüşsün sen. Nasıl böyle kalabiliyorsun? Nasıl? Böyle işte. Karşındaki incinmesin diye incindiğini bile söylemiyorsun. Yok, incinmedim ben. Aziz'in seni neden sevdiğini anlayabiliyorum. Efnan yüreğinde hiç kötülük barındırmaz dedi bana. Öyle mi dedi? Hı-hı. Babanın yerini ona söyleyenin ben olduğumu öğrendiğinde dedi. Aziz biliyor demek. Yok, yeni öğrendi Aziz de. Efnan, sen hiçbir şey demedin bana. Ben ne diyeyim ki? Yapmışsın işte bir hata. Hiç kızmadın mı gerçekten? Ben bize bir halamur yapayım, içimiz ısınsın. Aziz, babam ne yapacak? Yani ne diye üstüme düşeni yapmaya gidiyorum diye. Bilmiyorum.
Beni asıl düşündüren bu iş bittikten sonra ne yapacağı. Ne yapabilir ki? Görmedin mi Müşah'a bak. Bizimle birlikte hareket etmeye çalışıyor. Babanı tanımıyormuş gibi konuşma Adem. Şu anda mecburiyetten böyle davranıyor. Bu işten sıyrıldığı an Galip Paydar intikamını alacaktır. Bence korkutma beni. Niye böyle konuşuyorsun? Bence korksa niye dersin? Sizden özür dilemeye geldim buraya. Niyetim inanın sizin adınızı lekelemek veya sizi zorda bırakmak değildi. Lakin öyle bir vaziyette kaldım ki yalan söylemek zorundaydım. Sizin suçunuz değildi. Eğer sizin kaçtığınız yalanını söylemeseydim Adem ve Aziz şu anda hayatta olamayacaktı. Ne olur beni affedin. Bilakis müteşekkirim Kenan Bey. Ben aslında bir yandan da sizden helallik almaya geldim. Helallik alacak bir şey. Benim hakkım helal olsun size. Söyledim ya, doğru olanı yaptınız zaten. Evet ama bununla alakalı değil. Maksude Hanım, Mustafa'nın uğruna can verdiği erzaklar şu anda benim Fransızlarla ortak işlettiğim Zahire dükkanına taşınıyor. Hepsini ben dağıtacağım biliyor musunuz? Mustafa boşuna ölmedi Maksude Hanım. Sadece bunu bilin ve bana hakkınızı helal edin. Belki bir daha karşılaşamayız diye ben size veda etmeye geldim. Ben size borcumu nasıl ödeyeceğim? Yok, estağfurullah. Bana borçlu değilsiniz. Ben bunu Mustafa için yaptığım kadar sizin için de yapıyorum. O Pierre sizi burada daha fazla tutamaz. Ben ona lazım olan tek kanıtı ortadan kaldıracağım. Siz merak etmeyin. Canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Maksude Hanım. Karşılıksız olsa bile her aşk fedakarlık ister. Emanet olun. Thank you.
Maksude Hanım'ı ifadeye çağıralım. Bir gece Kodes'te kalmak onun aklını başına getirmiştir. Gel. Efendim, Lübnan'dan. Çıkabilirsin. Lübnan'daki Fransız yüksek komiserliğine şikayet etmiş. Bu kadar ileriye gideceğini düşünmemiştim. Eğer ispatınız yoksa kadını serbest bırakın diyorlar. Ne emredersiniz efendim? Bırakalım mı yoksa... Konuşması için biraz bekleyelim mi? Erlaka bulamadınız diye beni köşeye sıkıştırdılar. Kadını nasıl içeride tutabilirim?
Bitti mi her şey? Bitti. Dağıtılmaya başlanmıştır bile. Şimdi ne yapacağız baba? Bekleyeceğiz. Neyi? Max'ta? Güvende. Dağıtılıyor. Senin için bir de erzaklar için birlikte hareket ettik. Tüm bu hadise aramızda kırgınlıkları gidermeye vesile olmuş olsun. Hiçbir kırgınlık geçmedi. Hadi elimize gidelim kızım. Dedim sana yumuşayacak. En azından hiçbir şeyim değiller de ben. İnşallah haklı çıkarsın. Emmi'ye bir hokkabım ver. Beyim, buraya bir işlemişsiniz ama bir okkadan fazladır. Kimsenin hakkını yemeyeyim. Erzağın fazlası Türkiye Cumhuriyeti'nin esaret altındaki evlatlarına hediyesidir. Gavurun boyu altında bizi ezdirmeyen devletimizden Rabbim razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Eyvallah. Allah devleti bize razı olsun. Aldık bu ekmeğimizi. Fazla fazla veriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aldık. Hayırdır Kenan? Bir hal oldu sana. O Aziz bu işleri boşuna yapmıyormuş. Bu ne demek? Ne bileyim, kendimi garip hissettim. Milliyetçilik işini sevdim biraz. Ulan ne adamsın be. Böylesin bir böyle. Ne olduğun belli değil. Dayı. Şüphiyada halsizi çağırıyor. Kenan. Bir aksilik yoktur inşallah. Gidince öğrenirsiniz. Çıkalım. Çıkalım. Dükkan sana emanet dayı. İnsan bir haber verir.
Böyle sabaha kadar habersiz bekletilmez ki. Seninle aynı fikirde olacağım hiç aklıma gelmezdi. Gidelim bakalım karakolda neler oldu. Maksude! Şükürler olsun sana ya Rabbim. Şükürler olsun. Galip Bey nasıl aldılar Maksude'yi? Elimdeki bütün kozları oynadım. Kendimi yakmak pahasına. Abla Maksude dinlensin biraz. Hadi bakalım. Tabii dinlensin tabii. Dinlensin yavrum. Mahpuslarda neler çekti. Gel kuzum. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsunuz? Rövanş almaya. Bu arkamdan yapılan çevrilen dolaplardan sonra şimdi sıra bende. Gir. Asker sen çık dışarı. Beni bu saatte çağırmanıza şaşırdım doğrusu Mösyö. Benimle alakalı aksi bir durum yok inşallah. Vah. Ama sizle alakalı değil. Galip Bey oğlu tarafından tuzağa düşürdü. Haberdar Mösyö. Artık geri dönüşsüz bir noktadayız. O vakit Maksude Hanım'la olan izdivacımı askıya alıyoruz. Doğru mu anlıyorum? Yanlış. Şimdi daha önemli. Gidip Galip Bey'e niyetinizi bir an önce bildirin. Peki Mösyö. Merak etmişlerdi Aziz. Birazdan evdekilere haber vereceğim. Tamam. Ne geceydi ama? Ne hissettim biliyor musun? Böyle eski günlerdeki gibi yan yana omuz omuza. Bundan sonra artık öyleyiz. Kardeşiz biz. Bunu sana dün akşam verecektim ama... malum sebepler veremedim. Aziz. Neden benimle para istemedin? Aptallığımdan utandım. İhaleden önce gidip paramı almam lazımdı. Yani babamın benden daha önce davranacağını akıl edemedim. Bir de öyle ortada kalınca. Tirbanı kolyesini ver. Aziz bu çok pahalıydı. Unuttun mu? Biz artık zenginiz. Bu atölye büyüyecek. Ta ki Antakya'nın en büyüğü olana kadar. Bu ihaleden aldığımız avansın sana düşen payı. Biz bu kadar azalmamıştık. Diğer ortaklarımızın payını dağıttım. Diğer ortaklar kim? Hiç bahsetmedin. Artık aramızda yalan olsun istemiyorum. İşçiler, biz burayı kurarken herkes kendi güçlerince para verdi. Hisselerini bana verdiğinde atölyeyi vermedin yani. Ben kendime ait olan ne varsa hepsini sana verdim. Umarım bu davranışımla güvenini kırmamışımdır. Yok. Sen de haklısın. Hayırlı sabahlar beyim. Hayırlı sabahlar Nuri. Beyim, herkes kulaktan kulağa konuşuyor. Fransızlığınız ailecisinde Türklere erzak dağıtılıyormuş. Bu erzaklar sizin getirdiğiniz erzaklar mı beyim? Evet. Mustafa'm demek ki soğuk toprağın altında boşa yatmıyor. Yalnız beyim bir şeye aklım ermedi. O Fransız uşağı Kenan böyle bir şeyi nasıl yaptı? Nasıl kabul etti? Doğrusu bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum. Galip Bey. Galip Bey. Vaktiniz varsa sizinle bir şey konuşmak isterim. Buyur. Burası çok uygun olmaz. Çok mühim değilse burada konuşalım. Halletmem gereken işler var. Mühim bir mesele Galip Bey. Dükkana geçelim. Hayırlı sabahlar beyim.
Hayırlı sabahlar. Bize kahve. Hemen bey. Teşekkürler. Dinliyorum. Ben aslında sizden bir şey istemeye geldim. Dün yaptığın iyiliğe bir bedel biçeceğini biliyordum ama bu kadar erken geleceğini tahmin edemedim. Bedel demeyelim isterseniz. Ben yaptığım yardımın izahatını size vermek isterim. Neymiş izahatı? Maksude Hanım. Galip Bey. Münasebetsizlik etmek istemem. Lakin benim ne anam var ne babam biliyorsunuz. Kimsem yok benim. Bugüne kadar ne yaptıysam da tek başıma yaptım. Haliyle bu işte başa düştü. Tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Kızımla alakanı anlamaya çalışıyorum. Ben Maksude Hanım'a talibim. İzninizle. Şaşırdım doğrusu. Kızınızı mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz veriyorum. Gelmediler mi hala? Yok, gelmediler. Ben de dayanamadım. Çıkıp bakacağım artık. Ben de geliyorum seninle. Hey, toparlan çıkalım hadi. Hadi. Anne, Maksude'ye bir şey mi oldu? Endişelenme. Maksude'yi serbest bıraktılar. Oh, şükürler olsun. Sen neden geldin peki? Konuşmamız lazım sevgilim. Gel. Maksude'yi serbest bıraktılar diye boşuna sevinme. Hiçbirimiz güvende değiliz. Pierre Galip'i gözden çıkarmış durumda. Tüm dengeler alt üst olmuş vaziyette. Çok yakında ortalık karışacak. Ortalık karışacak derken ne demek istiyorsun? Sen bu olaylar öylece kapanıp gidecek mi zannediyorsun? Anlamıyor musun? Şehrin iki güçlü adamı savaşacak. Ve ben bu savaşın ortasındaki mağdurlardan birisi olmak istemiyorum. Anne, Galip Bey de Pierre de beni alakadar etmiyor. Neden anlatıyorsun bunları bana? Çünkü bu hadiseler olurken biz en az hasar alanlardan biri olmalıyız. Ve sen bu evde kaldığın sürece bu mümkün değil. Senin ruhundan geçenleri biliyorum. Aklını okuyorum senin. Bu evde kalma sebebinin de Adem olmadığını çok iyi biliyorum. Hatta onun buraya gelmesi için de aklını sen çeldin. Aslı,
bir şey lazım mı? Bir şey isterler mi diye öyle durdum. Ama çok ayıp. Ayıp bir şey yapmadım ben. Sen Aziz'i hala seviyorsun. Gelin olarak giremediğin bu eve bir şekilde girdin. Hepsi Aziz'e yakın olmak için. Anne saçmalıyorsun. Mecbur kaldık diyorum. Bu söylediklerinin hepsi geçmişte kaldı. Ben Adem'le evliyim. Önüme bakıyorum. Sen bu söylediklerine inanıyor musun gerçekten? Kabul ettiğiz Ruba. Sen Aziz'den uzak duramıyorsun. İster şehir yansın, kıyamet kopsun ama sen Aziz'in yanında o değil mi? Şu düşmüş halinden bile mutlusun. Çünkü hala onu seviyorsun. Aziz olan hislerin yüzünden çektiklerin yetmedi mi? Onca olaylardan sonra bu evde kalmaya utanmayacak mısın? Ben kocamla buradayım. Delirtme beni Dilruba. Kocam kocam dediğin adamla bile Aziz yüzünden evlendin. Aziz hapse atılmasın diye evlendin. Bari gözünün içine bakıp yalan söyle. Akşam pek çok evde aş pişecek. Pek çok Sabi'nin karnı doyacak. Öyle yatacak yatağına. Bu gece çok dua alacaksınız. Bu dualar inşallah Mustafa'ya gider nene. Mustafa bunlar olsun diye canımdan oldu. Demiştim ya daha önce. Mustafa'nın öldüğü gün Zülfikar'ımı rüyamda gördüm. Arkadaşımı almaya geldim dedi. Sen zannettim önce. Sonra Mustafa'nın elini tuttu, cennete götürdü. Evladımın adını o atölyede yaşatıyorsun. Zülfikar da böyle olmasını isterdi. Ona da, Mustafa'ya da yakışır işler yapıyorsun. Var olasın oğlum. Sen de var olasın. Aziz, gidecek mi? Benim gözler kapanıyor. Evinize mi çağırdın onu? Öyle icap etti. Konuşuruz sonra. Konuşma vakti. Ne konuşacağız? Yalnız konuşursak daha iyi. Bir saat ara verin. Thank you.
yalnız bırakayım sizi. Türklere silah verip erzak aldığına göre babanın cinayetinin arkasındaki gerçekleri de biliyorsundur, öyle mi? Biliyorum. Bana bu kadar yalan söylemene, beni kandırmana rağmen biliyorum. Ben o silahları babamın yarım kalan vazifesini tamamlamak için teslim ettim. Baban Türklerle iş yaparken yaptığı her şeyi büyük bir gizlilik içinde yapardı. Senin gibi açıktan döke saça değil. O bir sır küpüydü. Sen benim gözümün içine baka baka bana baban hain dedi. Hiç mi utanmadın? Senin hiç mi yüzün kızarmadı? Utandım Aziz. Günah mı çıkarıyorsun? Kendini aklamaya mı geldin buraya? Ben ödediğim bedelleri, beni nasıl bir cehennemin içine soktuğunuzu anlatmak için geldim buraya. Sen babamın ölümüyle kendi cennetini yaşıyorsun amca. Ne cehenneminden bahsediyorsun bana? Öyleydi. Öyleydi. Öyleydi Aziz, öyleydi. Ta ki sen ve Adem Pierre'le ilişkimi yerle bir edene kadar. Şimdi Paydar ailesinin adı da varlığı da tehlike altında. Bu atölye meselesinden önce bir ümidim vardı. Maksud'un hayatını kurtarmak için Pierre'i şikayet ettim. O da gitti. Artık Pierre'le Paydarlar hep düşman olarak kalacak. Senin dışında hiçbir Paydar Pierre'le dost değildi zaten. Ben Pierre'le hiçbir zaman dost olmadım Aziz. Benim Pierre'le münasebetim mecburiyetten ibaret. Yalan söylüyorsun. Daha çok kazanmak için, en büyük olmak için, en zengin olmak için yaptın sen. Hayır. Ailem için yaptım. Paydarlar için. Biz neden konuşuyoruz bunları şimdi burada? Babanın ölümünün arkasındaki hakikatleri öğrenmen için. Artık vakti geldi. Öyle mi? Ben babamın ölümünün arkasındaki hakikatleri biliyorum amca. Benim babamı Fransızlar öldürdü. Öz kardeşi de onun ölümünü intiharla kapattı. Öyle olması gerekiyordu. Ne ben? Babanın öldüğü gece oradaydım. Babanın öldüğü gece. Amcam buradaydı. Gittiğimde yerde yatıyordu. Ve hala yaşıyordu. Odada sadece Pierre vardı. Babamı bizzat Pierre mi öldürdü? Abime yardımcı olmak istedim. Pierre izin vermedi. Bana orada bir seçim hakkı tanıdı. Tabii buna seçim denirse. Ya abimin cinayetini örtecek ve işlerini devralacaktım. Ya da Pierre tıpkı abime yaptığı gibi beni de canımdan edecekti. Ne diyorsun amca sen? Ölmeyi tercih etseydin. Ettim Aziz. Ettim. Ama mevzu bahis olan sadece benim canım değildi. Maksude'nin, Adem'in, ablamın, herif. Bütün payidarları tarih sayfasından silmeye yemin etmişti. Neden bu nefret? Pierre yıllar evvel karısını, André'nin annesini idama mahkum ettirmişti, hatırlar mısın? Evet. Kadın Türklere bilgi veriyordu. Pierre'e ihanet etmişti. Ama bu ihanet sadece vatana ihanetten çok daha fazlasıydı. Kadın Pierre'in en yakın arkadaşına aşıktı. Bir Türk'e. Kocasından aldığı bilgileri ona aktarıyordu. Böylece Türkler her vakit Fransızlardan bir adım önde gidiyordu. Yaptıkları her şeyden Türklerin önceden haberi vardı.
Türk baban da Aziz. Ne? Madame Nina babana aşıktı. Ve Pierre bunu öğrendi. Ama ne babanın Türklere çalıştığını ne de Nina ile arasındaki ilişkiyi ispat edemedi. Yıllarca bir açık aradı. Babamla birlikte dost gibi işbirliği yaptı. Uzun sohbetler etti. Gülerek gözünün içine baktı. Ve sabırla bekledi. Karısının ihanetine sebep olan Edip Baydar'ın açığını yakalamak için bir fırsat. Silahların sevk edildiği akşam o fırsatı yakaladı. Ve babanı öldürdü. Aziz, Pierre intikam aldı. Yine Paydarlar kazandı. Aziz babasının izinden gidiyor. Oradan bana gülüyorsun sevgilim. No, no, no. Ben de gerçekten oynamaya başlamadım. Madem onlar ağamızdaki köpekleri atlı, ben de onların kurallarıyla oynamaya başlayacağım. Benden söküp aldıkları her şeyi onlardan geri alacağım. Aziz'i babasından beter edeceğim. Edip'in bana yaptığı gibi ben de oğlunun kalbini söküp alacağım. Söz veriyorum. Mm-hmm.